Merhabalar. Haftalık özetimizde geride bıraktığımız haftada dünyanın en önemli gelişmeleri arasında ABD seçimleri olduğunu ifade etmiştik. Önce ülkemizdeki birkaç önemli gelişmeyi aktaracağız. Ardından da bu konuya eğileceğiz. Ülkemizde bu haftanın gündem ağırlığı belediyelere atanan kayyumlardı. Tam da yeni çözüm süreci tartışmaları başlamışken Ankara'da gerçekleşen TUSAŞ saldırısı ve önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ardından da DEM Partili 3 belediyeye atanan kayyumlar kafa karışıklığı yaratmıştı. Halk kayyumlara karşı yurdun birçok noktasında sokaklara çıktı. Polisin sert müdahaleleriyle karşılaşıldı. Yeniden çözüm süreci tartışmasını başlatan Bahçeli geri adım atmadı. Öcalan'a çağrısını yineledi. AKP'nin önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş, G20 toplantısı dönüşünde demokratik yöntemler ve süreçler çerçevesinde Türkiye'de terörün ortadan kalkması için her türlü çabayı ortaya koyacağız ifadelerinde bulunurken, Erdoğan ise Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada kayyumların arkasında durduğu ve görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili seçilmiş başkan değil neydi belirsiz tipler ifadesini kullandı. Yaşananlar bir yana DEM Parti kanadından hem MHP'den hem de AKP içerisinden gelen mesajlardan bu sürecin devam edeceği anlaşılıyor. Bu bakımdan kayyumların sürecin bir parçası olarak görmek de mümkündür. Öte yandan AKP-MHP iktidarının bu süreçte yeni anayasa tartışmaları ile iktidarlarının devamlılığını sağlamak gibi bir amaç taşıdıkları da açıktır. Zaten Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta ağzındaki baklayı çıkardığını, devlette devamlılık esastır diyerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir dediğini hepimiz biliyoruz. Kürt hareketinin AKP'nin ömrünü uzatacak bir hamleye ilkesel anlamda karşı olacaklarını söyledikleri bir ifadeyle de henüz karşılaşmadık. Emek hareketi gerçekten de ülkemizde bütün bir gündeme damga vuruyor. İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin raporunda Ekim ayında en az 164 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini öğrendik. Belediye çalışanları Kartal ve Ataşehir Belediyesi'nde sendikaları tarafından resmen satıldılar. Maltepe Belediyesi işçileri ise toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık sebebiyle bugün grevlerinin birinci gününe başladılar. Umarız onların akıbeti de Kartal ve Ataşehir işçileri gibi olmaz. Karşıyaka Belediyesi işçilerinin 90 günden fazladır dayanışma ve kararlılık içerisinde direnmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Polonez işçileri, Eker Süt işçileri, As Plastik işçileri, Tarket, MKB, Rondo, Bayındır Holding işçileri direniyor. Bu arada önümüzdeki pazar 17 Kasım'da işçiler, emekçiler, emekliler İzmir'de Bornova meydanında saat 13'te, Ankara'da ise Kızılay Sakarya Caddesi'nde saat 14'te emeklerini savunmak için bir araya gelecekler. Bizler yani emekçiler dayanışması ve direnişçiler olarak bu eylemde yerimizi alacağız ve hazırlık sürecinde aktif şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Herkesi bu eylemlere yani Bornova'da, İzmir Bornova'da ve Ankara Sakarya Caddesi'nde 17 Kasım günü gerçekleşecek eylemleri herkesi davet ediyoruz. ABD seçimlerinde Donald Trump, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyların %50.7'sini alarak 295 delege kazanırken, Demokratların adayı Kamala Harris ise %47.7 oy alarak 226 delege kazandı. Seçimler neredeyse tüm dünyayı etkileyecektir demiştik. Şimdi Trump'ın iktidarı ile birlikte Ukrayna'nın ve özellikle de Ukrayna'ya desteği sürdüren Almanya'nın kötüye gideceği ifade ediliyor. Bir önceki Trump iktidarı Almanya'nın Rusya ile gaz alışverişini kestirmiş ve AB ülkelerinin teslim alınmasının şartlarını yaratmıştı. Savaş özellikle Almanya'yı kötü yere sürükledi. Yani Ukrayna Savaşı'na verdiği destek Almanya'yı kötü yere sürükledi. Şimdi SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti çatırdadı. Olaf Scholz, FDP'li Maliye Bakanı'nı görevden alınca FDP tüm bakanlarını görevden çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı aldı.
Scholz'un meclisten 15 Ocak'ta güven oyu isteyeceği, eğer bu oyu sağlayamazsa ülkenin erken seçime gideceği belirtiliyor. Biden Rusya'ya yaptırımlar yoluyla Avrupa ülkelerinin ekonomilerine büyük zararlar verdirmişti. Şimdi askeri harcamalar ve Çin'e yaptırımlar da yoğunlaşırsa Trump'ın iktidarında Avrupa Birliği ülkeleri ekonomisi daha kötüye gidecektir. Trump'ın seçim zaferi önümüzdeki süreçte Almanya'yı daha da zora sokacak gözüküyor. Tabii Ukrayna'yı da öyle. ABD'nin ileri karakolu görevini üstlenen Ukrayna için şimdilerde Batı'da yalnızca bir elin parmaklarını geçmeyecek insan katılımı ile dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Görünüşe göre Erdoğan, dostum dediği Trump ile daha iyi geçinmek isteyecektir, ancak bunun garantisi bulunmuyor. Trump her ne kadar fanatik bir İsrail yanlısı olsa da İsrail ile ilişkilerin bile nasıl gelişeceği henüz net değil. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir çözüm bulmaya çalışacaklardır. Burada Kürt hareketi önemli bir faktördür ve yüksek ihtimalle Türkiye'deki yeni çözüm süreci gelişmeleri de buradaki planlara bağlantılı şekilde gelişecektir. AKP iktidarı işte bu ihtiyacı fırsata dönüştürmeye çalışacaktır. Çözüm süreci işte bu amaca uygun olarak yönetilecektir. Geçen hafta ABD seçimleri ile ilgili, seçimler emperyalist sermayenin seçimleridir. İki taraf da birbirinden beter. Trump kazanırsa batılı ülkelerde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artacaktır. Kamala Harris ise bugüne kadar Rusya ile nükleer savaş tehlikesini artırdığı değerlendirmesinde bulunmuştuk. Geçen haftaki özetimizde söyledik bunu. Önümüzdeki süreçte vahşi kapitalizmin sivil toplumcu sosa bulandırmadan daha açık saçık bir biçimde derinleştiğini göreceğiz. Bu bir yanda sömürü ilişkilerini geliştirirken bir yandan da egemen güçler arasındaki çelişkileri keskinleştirecek, bütün olumsuz yanlarına rağmen mücadele olanaklarımızı artıracaktır. Mücadele edenler ve örgütlenmek isteyenler artan mücadele olanaklarına yoğunlaşırlarsa muhakkak kazanırlar. Herkese bizleri dinlediği için teşekkür ediyor, iyi haftalar diliyoruz.